Sekizinci rica. İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harbi Umumi'nin dağ dağları. Birinci Cihan Harbi'nin dağ dağları. Esaretimin keşmekeşlikleri. Şimdi üstadımız işte gönüllü alay teşkil etmiş. 400 tane talebesi varmış. Van Kalası'nın dibinde Horhor diye bir medresede, bir Osmanlı medresesinde 400 talebe okutuyormuş. Yani eski böyle İslami ilimleri onlara ders veriyormuş. Harp kopunca o 400 talebesine biraz da jandarma birliği ilave etmişler. Osmanlı'nın genelkurmayı üstadımızı alay komutanı, gönüllü alay komutanı sıfatıyla vazifelendirmiş. Şimdi o harbin şeyi şu, özelliği şu. Şimdi o Rus istilasında oranın yerli halkı hicrete mecbur kalmış. Yani bu taraflara geliyor, kaçıyorlar. Çünkü bütün hanelerini yakmışlar. Müthiş katliam var. O taşnak komiteleri, böyle Ermeni taşnak komiteleri çok zalim, gaddar böyle insanlar. Ondan sonra bir köy vardı Van'da Zeve diye. O köyü baştan aşağıya yakıp yıkmışlar. Yalnız birkaç tavuk kalmış. Yani böyle anlatıyorlardı o günleri gören, o dönemi gören insanlar. Böyle zalim adamlar. Üstadımız o jandarma takviyesiyle birlikte Erzurum Pasinler Ovası'nda 6 ay kadar Ruslarla çok şiddetli muharebelerde bulunmuş. Şimdi bir de yani o harbin bir özelliği var. At üstünde böyle bir taraftan Ruslara kurşun yağdırırken bir taraftan da bir talebesi, Molla Habib diye bir talebesi ona diyormuş ki kalbine gelen böyle ilahi manaları Habib yaz diyormuş. Burada İşaret-ül Hicaz tefsiri cephi hatte o suretle vücuda gelmiş. Sübhat nevinden, ilahi bir ilham nevinden Cenab-ı Hak Üstad Hazretlerine maşallah ihsan etmiş. Yani o eseri. Kur'an'ın 40 veçli icazını ifade ediyormuş o tefsir. Eğer diyor Harbi Umumi gibi manalar olmasaydı ben 70 cilt yazacaktım o tefsiri diyor. 70 cilt tefsir yazacaktım diyor. Evet. Sonra İstanbul'a geldiğim vakit tabi o esarette 2,5 sene kalıyor. 25 Ağustos 1918'de o esaretine firar ediyor Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla. Avusturya, Almanya yoluyla İstanbul'a avdet ediyor. O zaman İstanbul'da Darül Hikmet-ül İslamiye diye bir kurum tesis edilmiş. Müessese. 30 küsur ulema varmış. Kurumun gayesi şu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne çare ve tedbir arayan bir kurum. Yani üstad, o zaman bakın merhum şair Mehmet Akif Bey o kurumun sekreteriymiş. Bak düşün oradaki seviyeye bakın. Yani müthiş bir seviye, yüksek bir seviye falan. Şimdi o zaman kadınlı erkekli bir musiki korosu ilk defa vaki olmuş. İşte bir yerde bir konser vermişler. Kurumun sekreteryası İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Ahlak-ı umumi ifsad oluyor. Takibat yapılsın diye. Yani ilk defa kadın erkek, erkekli karışık bir grup tarafından icra edilen bir musiki şeyini, konserine müdahale ediyorlar. E şimdi bu hocalar böyle kabirlerinden böyle başını kaldırıp baksalar
Allah muhafaza etsin, bu rezalet ve kefaceliği görseler kim bilir ne derler, değil mi? Ne kadar kötü. Bu televizyonların durumu falan ortada tabii. Evet. Şimdi İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti. Tabii üstad çok ilgi görmüş o zaman. Hatta halifeden, Şeyhülislam'dan, yani bunu ki Diyanet Reis'in karşılığı olarak kabul edeceksiniz, başkumandandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddinden çok ziyade hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye, o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de la-i mutane dünyaya yakışmış bir vaziyete acibede görüyordu. Şimdi bana zaman zaman şöyle sualler soruluyor kardeşler, mektepli gençler özellikle. Diyorlar ki, bu birinci Cihan Harbi'nde İstanbul işgal edildiği halde, bu İngilizler tarafından, biz bu İstanbul'u bu itilaf devletlerinden nasıl kurtardık? Yani ne olmuş ki bu İstanbul'u bize bırakmışlar? Şimdi benim araştırmalarıma göre, üstadımız Rusya'da bir Bolşevik ihtilalinin, Lenin tarafından bir komünist ihtilalinin yapılacağını hissetmiş, bir Kürt tüccarıyla başkumandan Enver Paşa'ya mektup yazmış. Demiş ki Rusya'da bir patlama olacak, Rus ordusu, Ruslar da burada çünkü, onlar aşırı Rusya'ya geri gelip çekilme ihtimalleri kuvvetli, dayanın yani neticesi iyi olacak gibilerden bir ikaz, yani bir tavsiye mektubu göndermiş. Bir de Hindistan'da bir hilafet cemiyeti diye bir cemiyet kurulmuş. Hindistan Müslümanlara çok yardım etmişler. Yani şimdiki Pakistan öyle müthiş bir direniş göstermişler ki şimdi İngiliz mallarına boykot etmişler. O günün parasıyla 20 milyon dolar İngiltere'ye zarar vermişti. Bu bir. İkincisi, bir orada Mevlana Ebu'l-Kelam Ahmet Azad diye meşhur bir alim fetva veriyor. Diyor ki, cihat mümkün olmadığına göre diyor, yani biz yani İngilizlerle harp edecek durumumuz yok. Onun için bir fetva veriyorlar. Böyle sivil direniş. 60 bin kişi Hint Müslümanlarından Afganistan'a doğru gitmiş, iltica ediyorlar ve İngiliz idaresini müthiş sarsmışlar ve diyorlar ki onların ileri gelenlerine, biz hilafeti ve İstanbul'u Türklerde bırakacağız, siz rahat olun diye teminat vermişler. Bak bunlar da perdenin arka tarafında, tabii yeni nesil bilmedi çünkü resmi tarihin bunları yazması mümkün değil. Yani resmi tarih bunlardan bir behre yani, anlaşılır. Evet, şimdi gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye, o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layanutane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyorum. İşte o zaman da İstanbul'un Beyazıt Camii mübarekine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Evet, ne demek ihlas? Allah rızası değil mi? Şimdi bizim bir komşumuz vardı, o Beyazıt Camii'nde Kur'an okuyan Hafız Kemal Ali diye İstanbul'da. Ben İstanbul'da işte 30 senin kadar oturdum, çok mübarek güzel insanlar tanıdık. Üstadımız onlara demiş ki, okuyun hafızların, ağlayın ve ağlatın demiş. Kur'an okunurken hafifçe yani ağlamak lazımmış. Ağlayamayan insanlar da ağlamaklı okuması gerekiyormuş. Yani okuyun hafızların, ağlayın ve ağlatın. Evet. Kur'an-ı mucizül beyan semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını, yani beşerin faniliğini, zihayatın vefatını haber veren
gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zayigatül mevt. Her nefis ölümü tadacak. Bu yüzden aşağıda daha böyle mufassal bir mana veriyor. Geleceğiz şimdi. Fermanımı hafızların lisanıyla ilan ettim. Küllü nefsin zayigatül mevt. Her nefis aslında ölümü tadacak. Ben İstanbul'da küçük bir iş yerim var da bir arkadaş bu ayet-i kerimeyi küllü nefsin zayigatül mevt mealiyle birlikte bir tablo yaptırmış, hediye olarak getirmişti ilk karşılığında. İstanbul'un meşhur tüccarlarından birisi geldi. Bir baktı, küllü nefsin zayigatül mevt. Bana döndü dedi ki, sen bu levhanın altında rahat oturuyor musun? Dedim, oturuyorum. Yemek de yiyebiliyor musun dedi. Bana yemek de yiyorum, çay da içiyorum. Gerekirse kebap da yiyorum falan dedi. Deyince, adam öldü gitti. Hiç böyle bir şey demeden ama bir ürperti içine girdi. Sonra onu tanıyan birine sordum, bu adam niye dedim bu levhadan korktu. Dedi ki o adam 5-6 defa ameliyat olmuş, çok alil bir adam, sakat böyle yani vücudu böyle defaatle açlımı işte kesilmiş, biçilmiş bir adam. Ölümden çok şiddetle korkuyordu. Mesela şunu söyleyeyim mi Rahmi Bey, sen bu levhayı buraya astığına göre demek bu meselelerde bir fikrin var. Ne demek her nefis ölümü tadacak? Ölümün mahiyeti nedir? Hakikati nedir? Biz nereye gidiyoruz? Nereye sevk ediliyoruz? Biz hangi yoldan, hangi duraklardan geçeceğiz değil mi? İnsan biraz rahatla. Şimdi ben bir gün İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne namaz kılmaya gitmiştim. Orada Ansar Antika satan turistlere dükkanlar var. Bir dükkana girdim. Bir kız, Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, örtülü gayet mütesettir bir kız. O dükkanı işletiyor. Rahmetli şair Yahya Kemal Bey'in ölürken söylediği bir beyti şiirmiş. Bir eşyaya işte yazmış. Satıyor. Demiş ki şair, ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin, buna bir çare yok mudur ya Rabbül Alemin demiş. Şimdi dedim ki o hanıma, şair ne demek istiyor? Doldu kaldı tüm. Dedim bak sen bunu sattığına göre bu şairin bu sözün manasını da biliyorsun. Bakın, şimdi o meşrutiyet münevverleri, rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songur Hoca derdi ki, ben sana bir itirafta bulunacağım dedi. Bak dedi, biz Cumhuriyet nesli defolu bir nesil dedi. Buna meşrutiyet neslinden koyacaksın dedi. Defolu. Defo ne demek? Defo ne demek? Kusurlu, arızalı yani. Şimdi arızalı, bizim nesil dedi, haşre inan imanda, haşir akidesinde çok zafiyeti olan bir nesildir. Ben de bunlara dahilim dedi. Şimdi Sübeyb ibn-i Selül demiş ki böyle eline bir ölmüş adamın kemiğini almış böyle toz etmiş elinde. Demiş ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Peygamberimize söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuş ki kim onları bidayetten inşa edip hayat vermişse o diriltecek. Şimdi şair de anladın mı? Yani ölüm ötesi hakikate burada tam inanmadı. Bir zafiyet içinde olduğu ne yapıyor? Bu ifadesiyle tebeyyün ediyor. Öyle değil mi? Tebeyyün ediyor. Ölmek kaderde var. Yaşayıp köhnemek hazin. Buna bir çare yok mudur ya Rabbi? Çare var. İşte Kur'an bunu beyan ediyor. Öyle değil mi? E şimdi bak akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Bu insanların dirilmesine bir delil değil mi? Delil. Şimdi sabahleyin kalkmama ihtimali. Üstadımız ne diyor? Ne olur ne olmaz. Ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazifeyi ubudiyeti yapıp yevmiye defterini hüsnü hatime ile bağlamak. Yevmiye defteri, günlük defteri mesela yatsı namazını kılıp hüsnü hatime ile bağlayın diyor üstad. Sabaha ne yaparsınız? Çıkamayabilirsiniz. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Her namazı en son namaz gibi kılın. Bu benim son namazım.
Belki sabah namazını kılmaya aslımı durumu müsait olmayabilir. Belki ben aslımı ahiret alemine intikal edebilirim diye. Öyle değil mi? Ya. Şimdi bizim Van'da bir mahkememizde bizden müsaade edilen kitapları Cahit Tanyol diye bir dinsiz profesör vardı, hala yaşıyor, 90 küsur yaşında. Onunla bir gazeteci mülakat yapmış. Diyor ki, hocam diyor, siz kimi seversiniz? Evladım diyor, ben müminlere hayranım diyor. Ama siz inansız bir insansınız, Müslümanları nasıl seversiniz? Diyor ki, Müslümanlar dünya ile ahiret arasındaki duvarı kaldırmışlar diyor. Yani ahirete intikal etmek, yani bir eşik atlar gibi değil mi? Yani bak işte adam bunu biliyor. Peki niye inanmıyorsunuz diyor. İnanmak öyle kolay değil diyor. Şimdi bakın Saadettin Taftazani Hazretleri ne demiş? İman demiş, kulun yüzü ihtiyarisinin sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın o insanın kalbine koyduğu bir ruhdur. Yani hepimiz diyeceğiz, ya Rab bize imanı kamil ihsa ediyoruz değil mi? Ya Rab bizi iman nurundan mahrum etme. En büyük hidayet, en büyük hidayet, en büyük ihsan değil mi? İlahi hidayet değil mi? Yani hidayet nimetin üstüne bir nimet yok. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakime ne yapmış? Dahil etmiş yani. Bak bu en büyük nimet. Yani demek ki, yani böyle serkeş, nefisperest gençler, bu iman nimetinin talepte bulunmadıkları için belki Cenab-ı Hak onlara hidayetini etkileştirmiyor. Talep etseler mutlaka o yanlış yoldan dönecekler. Değil mi? Şimdi bu kadar esbabı hidayet, yani hidayet sebepleri varken, aslında hakikaten bu hidayetin de çok güzellikleri mevcutken üstadımız diyor ki, neden bu insanlar ısrarla nefis ve dalalet yoluna gidiyorlar? Neden? Çünkü nefis her vakit şeytanı dinler. Nefis her vakit şeytanı dinler. Orada nefsane lezzet var. Oraya severek gidiyor. Tabi burada ne var? Bak burada, bak burada ne var? Bir muvazene var. Ölçüler var. Şimdi bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yerde üstadımız anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aşkı mı? İnsanlar yeniden insanlara hayat vermiş. Fetret asrının karanlıklarından çıkan bir kavmi nur imanla, nur hidayetle onlara doğru yolu göstermiş. Bakın vücut nimeti, vücut manevi tabi burada kastedilen o. Aslında bakıyorsun adam birdenbire farklı bir insan oluyor. Bir dakika sohbeti nebiviyede bulunan bir insanın bir dakika aşılımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunan bir insan diyor ki öyle bir mevki, bir makam, bir kemalet sahibi oluyordu ki mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehberi kemalat olurdu diyor. Yani onlara dermiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seni Yemen'e muallim olarak gönderiyorum. Seni Taif'e gönderiyorum. Seni Habeşistan'a gönderiyorum. Ya bir dakikalık eğitim. İşte buna manevi sibga diyor üstadımız. Sibgalanmak. Yani manen insanlar boyanıyor, farklı bir hüviyet alıyor, birdenbire şey diyor. Bir de tabii insanın duygularını vasata yönlendiriyor. Yani mesela akıl diyor üstadımız bir nimettir. Bunun ifratı nedir? Cerbeze. Tefriti nedir? Aslı mı? Gavali, gelecek. Ortası nedir? Hikmet noktasında aklımızı kullanacağız. Şimdi aklınızı böyle kullanacaksınız. Kuvve-i Gadabiyenizi böyle kullanacaksınız. Kuvve-i Gadabiyenizi. Mesela Kuvve-i Gadabiyen. Mesela ifratı ne? Aşılı mı? Şiddet. Değil mi? Ne yapıyor? Çocukları öldürüyor insan. Niye öldürüyorsun? Bunlar ileride her biri karşımıza aşılı mı? Çetin ceviz birer insan olarak, bir fedai olarak aşılı mı? Vatanını savunacak böyle aşılı mı? Mücahit insanlar olarak karşımıza çıkıyor diye çocukları ve kadınları öldürüyor. Tabii işte onun için diyorum yani. Mesela bakın onun için öldürüyorlar yani. Kuvve-i Gadabiye burada iflas etmiş. Ölçü. Yani ölçü diye bir şey yok. Zıvanadan çıkmış. Bir canavar bile böyle ne yapmaz? Yapmaz yani değil mi? Ondan sonra tabii şecaat. Bakın sahabileri
Kur'an-ı Hakim Fetih suresinde sahabileri anlatırken diyor ki eşiddâru aleyh küfâ. Onlar küffara karşı gayet şedîdiler. Fakat ruhamal beynim. Fakat müminlere karşı böyle yani şefkatle böyle rahmetle muamele ederlerdi. Tabi burada şimdi insanlar bu hidayetli oluşun için beni zorlamıyorlar. Ya her gün 5 vakit namaz. İki, bu duyguları Allah Resulü'nün istediği tarzda istimal. Yani onun arzu ettiği şekilde kullanmak. Bunu iyice yönlendirmek. Suistimal etmemek bu duyguları. Öyle değil mi? Yani bütün bize verilen bu duyguları. Mesela üstadımızın 6. sözde ne diyor? Ey akıl dikkat et. Değil mi? Ey akıl. Gelsin sen söyle. Ey akıl dikkat et. Meşhur bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey din iyi tat. Söyle. İyi tat. Bir tavla kapıcısı, bir fabrikaya saklısı nerede? Hazine-i hasta-i rahmet nazırı nerede? Değil mi? Bütün bu duygular bak imani ve İslami fazla ne olacak? Şimdi sen cesaretini tebrik ediyorum. Benim yanımda oturma. Cesaret işidir yani. Aşkım. Ama neyse ben sana arasına kopyada veririm işi dersin, ilave edersin. Evet. Şimdi küllü nefsin zayikatü mert fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Kulağıma girip kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Parça parça etti. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş, pusulasını şaşırmış, gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar. Beyaz kıllar bana diyorlar. Dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazu etti. Yani dikkat et. Yani sen yolcusun yani değil mi? Dünyaya talip olma. Baktım çok güvendiğim, ezvakına, zevklerine meftun olduğum gençlik elveda diyor. Ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Evet. Sen şimdi bir otursan, iyice aç olsan kaç pozisyon İskender yersin? 3 yer misin? 3. Yer mi? Şimdi tabii ama şimdi sen bana sorsan bana yasak. Anladın mı? Şimdi bak aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Evet. Çok güvendiğim, ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor. Hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor. Şimdi Van'da 60 ila 70 yıllar arasında kalıyordum. 15 gün Van'da kalırdım. 15 gün köylere giderdim. Hoşhoşlardan da çok korkardım. Fakat çobanlar da beni tanımıştı. Çok çobanlar. Onlar mezarlıklarda, ağaçların altında koyunlarına istirahat veriyorlardı. Dedim bu hoş ısırır mı? Hoca biz onu tembih ederiz, sen korkma gel filan diyorlardı. Yani korktuğum halde yine giderdim yani giderdim. Çünkü o köylülere de bir şey anlatma ihtiyacını hissediyordum. Rahmetli Zübeyir abi bir gün Ayet-ül Kübra Risalesi bastırmıştık beraber. Bir grafiyatı vardı. Dedi ki, pardon Haşir Risalesi yanlış söyledim. Dedi ki Rahmi kardeş, Van'da bir köyde, bir kasabada, bir kariyede bir adam sana ders alsa, dese ki Rahmi Bey, benim ahirete iman noktasında vesvesem var, şüphem var, anladın mı? Lütfen Hazretin eserini bana yetiştir, yoksa yani her dakika ölümüm muhtemel. Sen bu bir liralık risaleyi 100 lira masraf edip o adamın imdadına götürmezsen eğer o şüpheyle ölürse
yarın Mahkeme-i Kübra-i Haşir'de senin aleyhine açacağı davayı kazanır dedi. Evet. Şimdi bakın, hizmet şuurunu böyle bizde geliştirirdi. Ben de giderdim. Gidiyorduk. Ondan sonra bir gün Ahlat'ın bir köyünde bir adam benden kitap istedi. Ben de bir zemheri diyorlar biliyorsunuz bu Ocak ayına zemheri. Kışın en şiddetli zamanı. Cehennemin bir tabakasına zemherir tabir ediyormuş. Orada da soğukla yakacakmış Allah insanları. Zemherir diyorlar yani. Ondan kinaye. Şimdi zemheride gittim. Ahmet o kitabı götürdüm. Orada kardeşlerden birine dedim ki bu kitabı falan köyde dedim. Kar, kış, böyle her taraf. Nasıl gideceğim diyor. Bu kışta. Nur talebelerinde var mı nasıl gideceğim lan? Açmadım. Gideceksin, bu senin vazifen. Ben nasıl Van'dan buraya getirdimse, bu hizmette mazeret kabul etmiyorum. Mazeret hizmeti değil bu. Açmadım. Baktı ben celallenince, böyle biraz pabucun pahalı olduğunu anlayınca, şey diyor. Tamam dedi, götürüyorum. Atla atına, evine de bir tüfek alırsın, kurtlar gelirse, onları dedim korkutur, kaçırırsın falan dedim, gitti. E şimdi, tabii bir sevda haline gelmesi lazım. Bak Risale-i Nur talebeliğini nasıl tarif ediyoruz lan? Yazılan sözleri kendi malı kabul edip en büyük vazife-i hayatiyesini onun değiştirecek. Ya, şimdi bir insanın seninle doğru yola gelmesi, doğru yola gelmesi güneşin doğup farklı yerlere malik olmaktan daha hayırlıdır demiş. Bakın o adamın bütün ömrü müddetince bütün hasenatından bir hissesinin de ferasının altında. Bir adamı sarhoşluğa alıştırsa günahı da size yazar. Yedek şekil. Değil mi? Bir adamı sefahata alıştırıyorsun günahı sana. Ama bir adamı camiye alıştırıyorsun bütün hasenatından da sana hisse yazıyor. Müthiş bir şey değil mi? Şimdi biliyorsunuz Mahkeme-i Kübra'da Cenab-ı Hak imamla giderseniz hasenatla seyyatınız tartılıyor. Eğer hasenatınız ağır gelirse Allah sizi cennete bırakıyor. Günahlarınız ağır gelirse o günahlarınız kadar yanıp sonra cennete gideceksiniz. Yani Allah muhafaza etsin. Bak bu da rizik olur öyle değil mi? Onun için bizim hasenatımızın ne olması lazım? Ağır gelmesi gerekiyor. Buna neyle olur? Bakın bir insanın müddet hayatında 10-20 kişinin filayetine vesile olsanız bak bir fabrika, 4 kişi sizin lehinizde çalışıyor. Öyle değil mi? Sen bu sene buraya kaç kişi getirdin? He? Orada kaç kişi getirdin? He? Bir yılda. Öyle mi? Ha. Dershaneye diyorum, mektepten kaç kişi götürdün? Şimdi 2-3 kişi yeterli mi? Yetmez değil mi? Yani şimdi darphane gibi çalışması lazım burası değil mi? Mutlaka ve muhakkak yani bu sayı artırmamız lazım. Nedense yani bizim eski zamanımıza nispeten böyle mesela ben İstanbul'da kaldığım yıllarda bu yurtlardan filan oluk oluk insan geliyor ya, medreselere. Yani niye getiremiyorsunuz? Ben sizi suçlamıyorum da. Yani maniler nedir? Onları def edelim. Yani o manileri ortadan kaldıralım. Yani muhakkak. Mesela siz bu iman nimetine mazhar olan bir insan olarak bu saadeti, bu huzuru muhtaç arkadaşlarınızla da ne yapacaksınız? Paylaşmanız gerekiyor, öyle değil mi? Yani. Evet, pek çok alakadar olduğum hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor. Pek çok alakadar adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor.
Kendisi de Allah'a ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Şimdi insana sekeratta deselermiş mi? Sen tekrar geri döndüreceğiz. 3 gün sana müsaade. İnsan bütün mal varlığını tereddütsüz verirmiş. Çünkü o kadar eksiklerini görüyor ki bir defa sekeratta şimdi nail olacağı durum onun gözüne geliyor. Bir azab-ı ilme mi duçar olacak, yoksa bir cennet saadetine mi mahzar olacak? Şimdi ya Rabbi beni geri gönder, şöyle 3 gün mühle, açılı mı? Herhalde sabah arkadaş durmadan namaz kılar, öyle değil mi? Yani çünkü orada durum öyle göründüğü kadar çok şey değil yani, değil mi? Yani Allah muhafaza etsin. Bu azab-ı ilimden ne yapmak lazım? Korkmak lazım. Küllü nefsin zayigatül mevt. Ayetinin külliyetinde nev insani bir nefistir. Dirilmek üzere onu ölecek. Bir adamın kıymeti himmetimiz belirliyor. Değil mi? Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. İşte o insan mahkeme-i kübrada, mahşerde dirildiği zaman bir millet olarak dirilecek, külliyet kesmedecekmiş. Ya bir adamın kıymeti himmeti nispetindeki himmet. Değil mi? Şimdi himmetiniz şevke binmeli diyor. Himmet ne demek? Himmet ne demek? Ne demek himmet? He? Himmet şu demek. Kalp kuvveti demek. Kalbin bir şeye çok ciddi müteveccih olmasına himmet de diyor. Himmet. Ya diyorsunuz ki ya bulursan imanı bizden sor. Bak bir iman nöbetçisiydi. Nasıl bir asker, korkunç bir mevkide, bir saat nöbet tutsa bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurmuş ya Peygamberimiz. Aynen siz de öyle işte, nöbetten. Her birimiz bulunduğu mahallenin nöbetçisiydi. Değil mi? Oradaki insanların gidişatı size tesir vermesi lazım. Bunlara nasıl önüne geçip, başlayalım, durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak, değil mi? Bunu söylemek lazım. Onları buralara davet etmek lazım. Onlara imanı, İslam'ı, hakikatleri anlatıp yüreklerini böyle bir koklatmak lazım, değil mi? Yani tabii bu aşk peşi, bak inanırsa bir profesörüm ben bir konferansını dinlemiştim. Dedi ki, Amerika'da yıllarca kalmış orada, çok basıklı notayı profesör. Dedi ki, bir ilaca inanırsanız dedi, bu ilaç inşallah benim için şifaya bulur. %40'mış tesiri inanmanın. %40. Sen duydun mu Göker? Ha, bak duymuş. Şimdi bak %40. İnanmazsanız yani yine bu doktorlar başımıza bir sürü ilaç yazdılar falan. Yan tesiri var mı? Ondan sonra sıkıntı doğar mı? Vesaire inanmıyorsan ondan sonra adama niye yazdırıyorsun dedik değil mi? Şimdi diyorsun yani inanmak gerekiyor. Yani ehliyetine inandın mı doktor? İlacına da ne yapacaksın? İnanacaksın. Evet. Ne insani bir nefistir. Dirilmek üzere ölecek. Küre az dahi bir nefistir. Baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek. Manası ayetin işaretinden kalbe açılıyordu. İşte bu halette vaziyetime baktım ki medar-ı ezvak olan bütün zevklerin medarı olan gençlik gidiyor. Menşe-i ahzan olan bütün hüzünlerin menşe'i olan ihtiyarlık yerine geliyor. Bütün hüzünlerin menşe, değil mi? Yani ben şimdi oturduğum yerden namaz kılıyorum. Şimdi baktım bir kitapta da gördüm, sevabı az olur diye yazıyor. Oturarak namaz kılmanın. Çok üzüldüm, müteessir oldum. Hiç, şimdi 50 senedir, 60 senedir böyle ayakta namaz kılan bir insan oturarak namaz kılıyor. O kadar insana böyle bir keder yükleniyor yani. Evet. Gayet parlak, nurani hayat gidiyor. Zahiri
karanlıklı, zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve çok sevimli, daimi zannedilen gafillerin maşukası olan dünya pek süratle zevale kavuşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak, kendi kendimi aldatmak. Evet, biliyorsun uyuyanlara soru soruyorum değil mi? Onun için dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Evet, kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok ziyade, çok fazla gördüğüm makam içtimai. Ne demek bu makam? Bu makam Darül Hikmet-i İslamiye, bu bahsettiğim kurum. 33 ulemanın bulunduğu okul. Makam içtimainin ezvakına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınında olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve şöhretperestlerin bir gaye-i hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakil bir rüya, soğuk bir hopfuruşluk, muhakkak bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiç teselli veremez, hiçbir teselli veremez, onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Beyaz Camii'nde hafızları dinlemeye gittim. Ve beşirille selamim. Evet, iman edenlere müjdeler olsun. Nevi'nden kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil, belki dehşet ve vahşet ve meyusiyet aldığım noktalar içinde teselliyi, ricayı, nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki aynı dert içinde dermanı buldum, aynı zulmet içinde doğru buldum, aynı dehşet içinde teselliyi buldum. En evvel herkesi korkudan, sen korkmuyorsun gibi ölümden ha? Ne diyorsun? Hı? En evvel herkesi korkutan, herkes dediğine göre istisnası, işte belki çok az. En korkunç, tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım. Şimdi Bitlis'in Nurşimdi'ye bir kazası vardı. Orada büyük veliler yetişti. Şeyh Abdurrahman-ı Tağî diye bir zat. Bir de Hazreti Ziyaeddin. Bu zatlar işte Sekerat'ta tabi aynı anda vefat etmemişler de yani üstad onların hikayesini bize bildiriyor. İşte o Hazreti Ziyaeddin, ben o kazaya gitmiştim. Onun yani medresesinde resmi vardı. Bir kolu kopmuş şarapneyle. O mutkili Hoyut aşireti reisi Hacı Musa Bey, Üstad Hazretleri, Öbuzaklar, işte bütün müritleriyle ondan sonra 3.000 kişi kadar bir milis gücü teşkil etmişler. Ruslarla Muş düzünde çok şiddetli muharebelerde bulunmuşlar. Rusların eline geçen 30 topumuzu kurtarıp, orada bir papşin hanı var, o handa işte Osmanlı ordusuna teslim etmişler oradaki şeylere, birliklere. Sekerat'ta diyor, Melekül Mevti görmüş diyor Üstad. Yani ölüm meleği, yani Azrail Aleyhisselam'ı görmüş. Demiş ki, ben sana yatarken ruhumu teslim etmem demiş, bağırmış. Çocuklarına demiş ki, atımı getirin, değerini koyun, kılıcımı da getirin. At üstünde kahramanane vefat etmiş diyor. Bak böyle zatlarla yetişmişler, değil mi? Bak korkuyu bir de yapıyor, ne yapıyor? Açtım.
Azrail Aleyhisselam'a pazarlık ediyor yani. Yani. O diğeri Şeyh Abdurrahman-ı Tavi Hazretleri, o da bütün ömrünü talebi uluma çekmiş, hasretmiş. Yani medrese talebelerine böyle hep emek veriyor. Onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Gece kalkar, onların üzerlerini örtermiş. Böyle şefkat timsali bir mübarek zat demiş ki oradaki hademelere, medresenin hizmetçilerine, bu nursul talebelere iyi bakın, bunlardan bir tanesi bu dini mübini ihya edecek demiş. Bu talebelere iyi bakın. Böyle. Bu da demiş ki, Melekül Mevte demiş ki diyor usta, sen git demiş. Talebe-i ulumun ruhunun kabza müvekkel Melekül Mevte gelsin diye varmış. Şimdi bu Azrail Aleyhisselam bu meleklerin reisiymiş. Fakat bunun da avanileri varmış. Yani her sınıf insan ruhunu kabz eden melekler farklı kabz ediyor. Nebilerin ayrı, velilerin ayrı böyle. Ondan sonra onu da Allah duasını kabul etmiş. Yani bak böyle mübarek, böyle hakikaten beşer semasını aydınlatan böyle bir kandil gibi, ışık gibi nurani insanlar da gelmiş. Evet. Şimdi ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkinse de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Çok risalelerde bu hakikati kat'i bir surette ispat etmişiz. Sekizinci söz, 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firak değil, ayrılık değil. Belki hayat-ı ebediyenin mukaddimesidir. Mebliğidir, başlangıcıdır. Vazifeye hayat külfetinden bir paydostur. Bir terhistir. Bir tebdili mekandır. Yani yer değiştirmek. Tebdili mekan. Benzi halimine göçmüş kafileye ahbaba kavuşmaktır. Hakeza bunlar gibi hakikatlerle ölümün güzel simasını gördüm. Benim bir yeğenim vardı işte. Köyde de yazın biraz kalıyorum, Uludağ'da bir köyde. Geldi yanıma, orada Kur'an kursu var. Dedim ki, Mustafa bizim Kur'an kursuna gidelim dedim. Kur'an öğrenelim. Bak bu yaş öğrenme yaşı. Büyüyünce zorlanırsın. Ya dedi, hacam ya dedi. Kışın oku, yazın oku, bu ne zaman bitecek bu okumak filan. Bak oynamak istiyor filan. Dedim ki Mustafa dedim, her pazartesi ve perşembe günü sevdiğin zatlar, yakınların, kabul et ki bir tanesi de benim, böyle benim ruhum geldi senin hanende bekliyor. Eğer sen bir Yasin-i Şerif okursan ben manevi hediyemi alıp makamıma döneceğim. Eğer bu hediyeyi bana vermesin, çok meyus ve mükedder olarak döneceğim. Ya bunca hukukumuz var yani şimdi bu reva mı dedin? Bizi hediyesiz bırakmak. Bu Yasin-i Şerif'i sen nasıl öğreneceksin? Bu Kur'an kursuna gitmezsin. Evde olmuyor biliyorsun bu disiplin. Ayrı bir şey. Niye bu mektepler kurulmuş? Herkes evinde üniversiteyi bitiriyor mu? Bitirmiyor. Bak okullar gidiyor, devam mecburiyeti var. Ondan sonra notlar alıyor, ne yapıyor vesaire filan. Dedim ki, o zaman bu dostluğumuzun bir manası olmadığı anlaşılıyor. Ne diyorsun dedim. Kalk gidelim dedi bana şimdi. Deyince, benim dostluğumu da böyle feda edemez duruma düştü. Gittik. Orada zenginlerden biri bir koyun vermiş. Adam da saç kavurma yapıyor oranın şeyi. Böyle müstahdemi. Karpuzları da şeymiş, kesmiş kırmızı kırmızı karpuzlar. Dedim bak, senin ihlasının neticesi bak saç kavurmaya rast geldin. Ya bu ne biçim? Ne kadar büyük insan. Hem dünya hem uhrevi. Bir de bunun ahirette bir şey var. Mükafatı var. Neyse muntazaman şey gittik. Ben de gidiyorum hani yan çizmesin diye. Ya muhafız gibi. Hani şimdi bu.
Zor tabii. Mesela şimdi 11 yaşında en hafız olma yaşı 11 yaşmış. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan, herkesi kendine meftun ve müştak eden, gaflet ile geçen, geçmiş gençliğime baktım. Gaflet ile geçen ve geçmiş. Bak Bediüzzaman Hazretleri tevazı gösteriyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin gençliği de iffeti mücessime içinde geçmiş. Yaşlılığı hakeza. Şimdi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Hazretleri varmış. Çok meşhur büyük ulemadan. Mevla Üstad'dan önceki müceddit Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesiymiş bu zat. 3 ciltlik 1500 sayfa Kur'an hattıyla Mecmuat-ül Ahzab ve Evrak diye bir dua kitabını üstadımız 12 tarikatın virdi varmış içinde. 12 tarikat. Ondan sonra bunu istemiş torunu Profesör Doktor Uğur Derman'dan üstada da getirmiş. Onlar teslim etmişler. O zat da duada çok ileriymiş. Onu 15 günde bir bitiriyormuş. 15 günde bir 12 tarikatın evradını bitiriyor. Böyle 15 günde. Yani yemek ve tabi namaz vakti hariç 15 günde bitiriyormuş. Evet. Demek gaflet ile geçmiş, geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel, süslü, çarşafı içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, 100 sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Leyte öğlelerden birisi ağlayarak demiş. Leyte şebabe yeud yevmen fe uhbirehu bima fealil meşib. Yani keşke gençliğin bir gün dönseydi, ihtiyarlık başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şehva edip söyleyecek. Keşke gençliğim bir gün dönseydi. Evet, dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğimi ona şehva edip söyleyecek. Ama bak ihtiyarların avantajları var. Senin adın ne? He? Emre. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki 60-70 yaşında bir mümin dergah-ı ilahiye elini açtığı zaman rahmet-i ilahiye onun elini boş döndürmeye icat ediyormuş. Demek ki bak burada bir garanti var değil mi? Yavruların duasına Allah ne yapıyor? Cevap veriyor. Şimdiye kadar sen bana hiç dua istemedin Emre. Demek ki sen benim duamın kabul olacağını biraz şey diyorsun herhalde şüphe ediyorum ha. He? Yani tabii bak şimdi yaşlılarınıza hürmet edin, onların duasını alın, mutlaka ısrar edin. Mübarek kutsi gece. Yalnız bu dostların mübarek gecelerde tebrikleşme adeti yok. Bizim İstanbul'da bu çok güzeldi. Orada hele ehli tarik bunu çok güzel yapıyordu, tarikat ehli. Yani değil mi? Tebrikleşmek ve dua talep etmek. Özellikle yaşlı insanlarla. Peder ve validemizden. Ne olacak şimdi? Burada herkesin cebinde iki telefon var mı? Var değil mi? Şimdi artık iletişim problemi yok. Yani çok rahat bir şekilde. Sağ olsun hacı babalar da kontrolü yutuyorlar öyle değil mi? İnternetten filan. Ama sizde hiç yoksa bir yer değil. Hani bir kutsi geceniz mübarek olsun deyin yani. Evet. Evet bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar gençliklerini düşünüp teessüf yani acıyarak tahassüf, hasretle ağlıyorlar. Evet. Halbuki gençlik eğer ehli kalp, ehli huzur ve aklı başında kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa ibadete, hayrata, ticaret ve uhreviye sarf edilse. Bak bir ibadet. İki hayrat. Değil mi? Şimdi mesela sen sabaha kadar namaz kılsan kaç rekat namaz kılarsın? 150 rekat kılar mısın? Kılarsın. Bak değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Yani denemek lazım yani böyle.
Evet. Evet. Demek ki ticareti uhreviye sarf edilse en kuvvetli bir vesile-i ticaret. En kuvvetli bir vesile-i ticaret. E şimdi mesela Hicaz'a gittiğinizde göreceksiniz. Gençler nasıl böyle? Mesela yüzlerce böyle tavaf ediyorlar. Umre'ye gidiyorlar. Ondan sonra öyle bir gayret, öyle bir faaliyet içinde ki yaşlılar yerinden kalkamıyor. İki tane adam koluna giriyor, aşılaşıyor. Bazen bu zenciler onları şeye koyuyorlar, o sal gibi bir şeye. Ondan sonra onları tavaf ediyor. Adam baygın, aşılamıyor. E şimdi, tabii gençliğin yani avantajı bunlar yani, öyle değil mi? Ne yapıyorlar? Onlar böyle elhamdülillah hiç yorulmadan o hizmeti, o ibadeti ifade icra ediyorlar. Evet, o gençlik vazifeyi, diniyesini bilip suistimal etmeyenlere, suistimal edenler de var değil mi? İşte gençler nerelerde geziyorlar biliyorsunuz siz. Diskolarda, meyhanelerde, sağda, solda geziyorsunuz. Evet, kıymetler zevkli bir nimet-i ilahiyedir. Eğer istikamet, evet, iffet, namusluluk, takva, günahlardan kaçmak, beraber olmazsa çok tehlikeli. Evet, ne diyorsa 13. sözde ne diyor? Git hapishanelerden, hastahanelerden ve kabristanlardan sor. İkser azaplar gençlik suistimali neticesiymiş. İkser azaplar. Şimdi ceza işleri genel müdürü diyor ki, tüm müebbetim gazetelerde vardı. Diyor ki hapishanelerde olağanüstü yığılma var. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Çok zor durumdayız diyor. Bir kısım insanların cezalarını evlerinde çektirmeyi düşünüyorlarmış ama onu nasıl yapacak ben bilmiyorum da. E şimdi bakın, vardiyeli unutuyorlarmış hapisleri, vardiyeli. Şu saatten şu saate bu grup, şu saatten bu saate bir grup. Yani ne dehşetli bir şey yani. Yani hapishaneler doluyor, yeni hapishaneler yapılmaya ihtiyaç hissediyor. E bunlar hep masraf değil mi bir yerde yani ya? Evet. Çok tehlikeleri var. Taşkınlıklarıyla saadet-i ebediyesini, hayat-ı uhrevisini zedeler. Bak, saadet-i ebediyeyi zedeliyor, taşkınlığıyla bir de uhrevi hayatını zedeliyor. Zedeliyor. Belki hayat-ı dünyeviyesini de berbat eder. Dünya hayatını da berbat eder. Ben bir ara gazetecilik yapmıştım da. 74 ile böyle 78 yıllar arasında. O zaman 12 Mart 1971 muhtırasından sonra o terör faaliyetine katılan böyle teröristlerin muhakemesi oluyordu da takip ediyorduk gazete adına. Yahu çarşaflı anneler, mütesettir, mesdur anneler. Diyorlar ki o şeylerle, dinleyici şeyler. Oğlum seni bu belaya kim attı diyor, ağlıyorlardı. Çocuk bir ömür hapishanede çürüyor, bir nesil mahvolup gidiyor yani. Gidiyor. E kolay mı yani demek ki bir evlat yani. Binler emek verip yetiştiriyor. Birinin damına, tuzağına düşüyor. Netice itibariyle gençliğine mahvediyor. Ailesine de sıkıntı veriyor. Hulasa herkes mutazar oluyor. Çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor. Ekser insanlarda. Şimdi senin borcun var mı namaz borcun? Ne kadar? 10 sene var mı? İşte bak bir tane örneği burada değil mi? Bak şimdi o dönem, şimdi sen kaç yaşındasın? Şimdi borcunu çıkar. Bak şimdi o dönemi ne yapmış? İstikamette geçirememiş. Neden? Risale-i Nur okumadığı için değil mi? Ha, şimdi Risale-i Nur okusaydı sahibi tertip olacaktı, muhtazam namazını kılacaktı, borçlanmayacaktı. Ya borçlanmak, yani hele bu zamanda kaza namazı kılmak falan, zaten bu kaza namazı var ya, kıran insanlar namazın faziletinden pek istifade edemiyormuş. Yani borcunu ödüyormuş. Yani. Vaktinde kılan namazın fazileti var. Vaktinde kılarsanız yani büyük değer taşıyor. Evet. Demek ki ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor. Benim bir tanıdığım vardı memlekette. Çok böyle edepsiz bir adamdı, affedersiniz.
Bir gün memlekete gittim de baktım onu camide gördüm. Şaşırdım hiç böyle. Zannetmiyordum ki bu adam oraya gelsin. Dedim sen ne arıyorsun burada dedim. Gayri ihtiyar söyledim. Dedim senin işin ne burada? Dedi gelmeyeyim mi dedi. Gel dedim tabii ben. Yadırgadığım için söylüyorum. Dedi ki daha edepsizlik yapacak gücüm kalmadı. Mecburen geldim. Açmam ya. Ya dedi ki edepsizlik yapacak gücüm kalmadı. Ya. Evet. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmişse o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp hayat-ı ebediyede bir gençlik kazanmasına sebep olur. Sonra ekser nasıl insanların aşık ve müpteda olduğu dünyaya baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi Esma-i İlahiye bakar. Onların ailesidir. İkinci yüzü ahirete bakar. Onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar. Ehli gafletin melabegahıdır. Yani oyuncağı. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Yani insanlara dedince dünyalar var ya, değil mi? Herkesin dünyası farklı tabii. Evet. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip tevessüs eder. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nur-u Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muhakkak bir ticaretgah. Yani burada ticaret yapacağız değil mi? Her gün dolar boşalır bir misafirhane. Yevmiye 400 bin insan vefat ediyormuş. 400 bin insan da doğduğunu söylüyorlar istatistikler. Gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar. Bak bu Filistin meselesi de iyi bir alışveriş hattı. SMS ile diyor, para yatırabilirsiniz diyorlar. Nasıl oluyor? O öyle nasıl? Parayı nereden kesip alıyorlar? He? O da ne? Ha, cep tarafından. Ha. Ondan sonra hakikaten o muzdar durumda olan insanlara, o ahtusuz insanlara değil mi? Bir ekmek parası göndersen bu da çok azim, fevkalade güzel bir kar yani. Evet. Nakkaş-ı ezeliğinin teceddüt eden, yenilenen hikmetle yazar, bozar bir defteri. Her bahar bir yaldızlı mektubu. Her bir yaz bir manzum kasidesi. Ve o Sani Zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren aileleri. Ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Ve rahmet-i ilahiyenin bir çiçekdanlığı. Ve alemi bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muhakkak bir tezgah mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik-ı Zülcelal'e 100 bin şükrettim. Şükrettim. Ve anladım ki dünyanın ahirete ve Esma-i İlahiye'ye bakan güzel, İç yüzlerine, güzel iç yüzlerine karşı ne insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı
gafletli yüzüne karşı sarf ettiğim ben kul bu dünya ve esküllü hatiyatım. Evet, dünya sevgisi bütün hataların başı. Demek ki dünyayı Esma-i İlahiye bakan yönüyle sevmemiz lazım. Yani yoksa o fani yüzüne bakarsak zarar ettiğimiz üstadımız söylüyor. İşte ey ihtiyar ve ihtiyarlar. Ben Kur'an Hakim'in nuruyla, ihtiyarlığımın iftarıyla, iman dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm ve çok risalelerde kat'i ruhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli, kuvvetli bir rica, parlak bir ziya gördüm. İhtiyarlığıma memnun oldum. Ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Siz de ağlamayınız, şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın.